Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün tığ yeşi mevsimlik hem kolay hem de çok şık bir örgü modeli anlatmaya çalışacağım. Bu modelle yelek, hırka, bluz, atkı, bere hatta yazlık elbiseler bile yapabilirsiniz. Hem yetişkinler için hem de çocuklar için kullanabileceğiniz çok güzel bir model. Şimdi bu modeli ben sizlere Alize'nin Diva ipi ile anlatmaya çalışacağım. İpime uygun da şöyle göstereyim hemen 7 numara 1.3 milimetrelik tığ kullanacağım. Benimle birlikte modele başlamak isterseniz hep birlikte yapılışına geçelim. Modelin kısa bir anlatımı için böyle zincirimi çektim. Sizde istediğiniz uzunluğa gelene kadar zincirinizi çekin. Zincirimizi 5 ve 5'in katları şeklinde çekiyoruz. 5, 10, 15, 20, 25 şeklinde. Zincirinizi tamamladıktan sonra son zincirden tutuyorum. Üzerine 1, 2, 3 tane daha zincir çektim. İpimi tığımın üzerine alıyorum. Tutmuş olduğum zincirin içine batarak burada bir tane ikili trabzan yapıyorum. İlmeklerimi 2-2 toplayarak kapatıyorum. Bir tane trabzan yaptık. Şimdi tekrar aynı zincirin içine batıyorum. İkinci trabzanımızı yapıyoruz. Tekrar aynı zincirin içine battım. Üçüncü trabzanı yaptık. Zincirle birlikte kenarda toplamda dört tane ikili trabzanımız oldu. Bir, iki, üç, dört. Zincirden sonra üç tane ikili trabzan yapmış olduk. Şimdi devam ediyorum. Üzerine bir, iki, üç zincir çektim. Bu çekmiş olduğum zincire son yaptığım trabzanım vardı. Onun zaten belli olacak. Şöyle bir ve ikinci telinden şöyle giriyorum. Ve buraya çektiğim bu zinciri sık iğne ile sabitliyorum. Ve bir tane pipirik yapmış oluyoruz burada. Şimdi bu son pipirikten sonra alttaki zincirlerden sayalım. 1, 2, 3, 4 ve 5. zincire gelip arada hiç zincir çekmiyorum. Direkt buraya sık iğne ile sabitliyorum. Başına alıyorum hiç zincir yok. Tekrar sayıyoruz. 1, 2, 3, 4 tane zinciri geçiyorum. 5. zincire batıp ikili bir trabzan yapıyorum. 1, tekrar aynı zincirin içine batıp ikinci trabzanımı yapıyorum. Aynı zincirin içine Üçüncü trabzanımı yapıyorum bir zincirin içine öncelikle 3 tane ikili trabzan yaptık arada 2 tane zincir çekiyorum 1 2 başını aldım aynı zincirin içine 3 tane daha ikili trabzan yapıyoruz 1 2 ve 3. Burada su taşı yapmış olduk. Şöyle göstereyim. Şimdi su taşından sonra 3 tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3. Tekrar bir piperik yapacağız. Son trabzanın üstündeki şu iki ilmekten şöyle iki telinden girip buraya zincirimi sık iğne ile sabitliyorum. Arada hiç zincir çekmiyoruz. Alttaki zincirlerden sayarak devam ediyorum. 1, 2, 3, 4. geçiyorum. 5. içine sık iğne ile sabitliyorum. Tekrar başına aldım. 1, 2, 3, 4 tane zinciri boş bırakıyorum. 5. içine 3 tane ikili trabzan yapıyoruz. Yani bir tane daha su taşı yapacağız buraya. 1 2 3 Arada 2 tane zincir çekiyorum. Tekrar ipimi tığımın üzerine aldım. Aynı zincirin içine 3 tane daha ikili trabzan yapıyoruz. 1 2 ve 3. Şimdi su taşını yaptıktan sonra 1 2 3 zincir çektim. Son trabzanın üzerindeki bu iki telden giriyorum. Ve buraya zinciri sık iğne ile sabitliyorum. Hiç zincir çekmiyorum arada. Zincirleri sayıyoruz. 1 2 3 4 tane zinciri boş bırakıyorum. Beşinciye yapmış olduğum su taşını sık iğne ile sabitliyorum. Sıramızın sonuna kadar böyle devam edeceğiz. Sıra sonuna gelelim. Sıra sonunda da tekrar yarım model yapacağız. Şimdi devam edelim. Sıranın sonuna kadar geldim. Son su taşını yaptım. Üzerine bir tane pipirik yapıp 5. zincire sık iğne ile sabitledim şimdi kenara geldik ve burada yarım model yapıyoruz Hiç zincir çekmiyorum ipimi tığımın üzerine aldım 1 2 3 4. geçiyorum 5. zincirin içine batıyorum İkili trabzanlar yapıyoruz burada 1 Tekrar aynı zincirin içine batıyorum 2 Aynı zincirin içine battım 3 Ve 4 4 tane ikili trabzan yaptık ve ilk sıramızı tamamlamış olduk Birkaç tane zincirim kaldı onu da makasla keserek Yok edebiliriz Siz de fazladan zincir çekin eksik kalmanız Eksik kalmasın sıranız Şimdi ilk sırayı bu şekilde tamamladık Kenarlarda hep yarım model olarak devam edecek Şimdi bir üst sıraya geçerken kenarda bir 2 3 tane zincir çekiyorum Çevirdim örgümü ipimi tığımın üzerine aldım son yaptığım yani bu ilk sıradaki trabzanın tepesine şöyle batıyorum zincirden sonra buraya 3 tane daha ikili trabzan yapıyoruz 1 aynı yere batıyoruz hep 2 aynı yere battım 3 zincirle birlikte toplamda 4 tane oldu zincir 1 2, 3, 4. Şimdi burada 1, 2, 3 tane zincir çekiyorum. Son yapmış olduğum trabzanın üzerindeki bu iki ilmekten şöyle giriyorum. 2 telini aldım ve buraya bir tane pipirik yaptım. Sık iğneyle sabitledim. Hiç zincir çekmiyorum. İpimi tığımın üzerine alıyorum. Hemen yanındaki su taşına geçiyoruz. Arada zincir çekmiştim iki tane. Bu zincir boşluğuna batıp 3 tane ikili trabzan yapıyoruz. 1 2 3 2 zincir Tekrar aynı zincir boşluğuna 3 tane daha ikili trabzan yapıyoruz. 1 2 3 bir tane daha su taşı yaptık şimdi 1 2 3 zincir çekiyorum son yapmış olduğum bu trabzanın üzerindeki şu iki ilmekten giriyorum çekmiş olduğum zinciri buraya sık iğne ile sabitleyip bir tane pipirik yapıyorum hiç zincir çekmeden başına aldım hemen yanındaki su taşına geçiyorum 3 tane ikili tırabzan. 1 2 3 Arada 2 tane zincir. Tekrar aynı zincir boşluğuna 3 tane daha tırabzan. 1 2 ve 3. Su taşını yaptıktan sonra üzerine 1 2 3 zincir çekiyorum son yaptığım trabzanın üzerindeki şu ilmeklerden iki tanesinin içinden geçip sık iğne ile buraya sabitliyorum başını aldım hiç zincir çekmeden bir sonraki su taşına geçip tekrar su taşı yapıyoruz öncelikle 3 tane ikili trabzan yapıyorum 1 2 3 Arada iki tane zincir. Aynı zincir boşluğuna tekrar 3 tane daha ikili trabzan yapıyoruz. Sıramızı bu şekilde tamamlıyoruz. Çok kolay bir model zaten. Evet su taşını yaptıktan sonra 1, 2, 3 zincir. Hemen son trabzanın şöyle iki ilmeğinden geçerek zinciri buraya sık iğneli sabitledim ve bir pipirik yaptım karşıdaki su taşına geçiyoruz. Evet bu şekilde sıramızın sonuna kadar devam edelim. Sıranın sonuna geldik. Son su taşını ve pipirini yaptıktan sonra hiç zincir çekmeden ipimi tığımın üzerine alıyorum. Kenarda hep yarım model yapacaktık. Burada 4 tane trabzanımız var. Sondaki şöyle zincir çekerek döndüğüm yer vardı. Bu zincirin üzerine batıyorum. Ve buraya şöyle şuraya batıp 4 tane ikili trabzan yapıyoruz 1 2 3 ve 4 kenarını bu şekilde bitiriyoruz Evet ikinci sırayı da tamamladık şöyle göstereyim bir üst sıraya geçerken de yine aynı şekilde devam edeceğiz kenarda 3 tane zincir çekiyorum 1 2 3 çevirdim ipimi tığımın üzerine alıp ilk trabzanın içinden girerek buraya zincirden sonra 3 tane ikili trabzan yapıyorum 1 2 ve 3 zincirle birlikte 4 tane trabzanım oldu buraya 1 2, 3 zincir çektikten sonra son trabzanın 2 ilmeğinden şöyle girerek buraya sık iğneyle sabitliyorum. Şimdi bunu alıyorum, ipimi öncelik tığımın üzerine aldım. Yanındaki hemen su taşı'nın ara boşluğuna şöyle batıp tekrar su taşı yapıyorum burada. 1, 2. 3 3 trabzandan sonra 1 2 zincir çekiyorum aynı zincir boşluğuna 3 tane daha ikili trabzan yapıyoruz 1 2 ve 3 üzerine 1 2 3 zincir çektim trabzandan şöyle üzerindeki 2 ilmekten girerek sık iğne ile sabitliyorum sonra bir sonraki su taşın şey zincirine batıyorum arasındaki zincire yine su taşı yapıyoruz. Aralarda da böyle pipirik yaparak devam ediyoruz. Evet sıramızın sonuna kadar gelelim. Sıramızı tamamladık. Ben modelimi biraz daha büyüttüm. Daha iyi anlaşılır olması için çok keyifli güzel bir model. Her örgüye yakışacağını düşünüyorum. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Bir sonraki yeni videomuzda tekrar görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.